Arkadaşlar merhaba bu dersimizde şimdi bir tane run oyunu yani koşu oyunu yapacağız. Hikayemiz oyuncumuz yoldaki hedefleri çarpmadan mümkün olduğunca çok altın toplamaya çalışacak. Nesneler olarak gökyüzümüz yani skybox'ımız, kontrol edeceğimiz çocuğumuz, ormanımız, araba, mantar, kütük, taş, mıknatıs olacak. Bunların indirme linkini arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Kodlamamız şu şekilde olacak. Bizler çocuğu sağa sola hareket ettirebileceğiz ve onu zıplatabileceğiz hareket ettirdiğimiz nesne yani çocuğumuz altına temas edince puan kazanacağız. Eğer mıknatısa temas edersek altınlar 10 saniye boyunca bizim üzerimize yani oyuncunun üzerine gelecek ve altınları toplamamız bir hayli kolay olacak bu sayede. Yoldaki engellere çarparsak yani araba kütük veya taşa çarparsak da oyunu kaybetmiş olacağız. Şimdi oyunumuzun ayarlarına gelelim. Arkadaşlar oyunumuzdaki ilk önce ışığımıza bakalım ışığımızda herhangi bir değişiklik yok. Sadece açık sarı rengi ben beyaz renk yaptım. Bunun haricinde arkadaşlar lighting kısmında gökyüzünü sani 1A olarak belirledim. Bunun haricinde arkadaşlar oyuna sis ekledim. Outer settings kısmında görüyorsunuz hafif bir sis efekti var. Açık mavi renginde olacak ve mod kısmı da arkadaşlar exponential olacak ve değeri de 0,1 olacak arkadaşlar. Eğer bu Lighting kısmı sizde burada bulunmuyorsa bunu açmak için Window penceresine tıklıyorsunuz. Buradan Rendering kısmında arkadaşlar Lighting Settings var. Buna tıklamanız takdirde burası açılır. Kameramızda herhangi bir değişiklik yok. Sadece içerisinde arkadaşlar kamera script dosyamız var. Çocuk nesnemiz. Bunun içerisinde arkadaşlar görünmeyen iki tane küpümüz ve bir tane de efektimiz var. Efektimiz gözüküyor. Efektimiz arkadaşlar ayağındaki toz efekti bakın görüyorsunuz. Ve takip edilen küp bu kameranın takip edeceği küp görünmeyen küp çocuğumuzun baş kısmında oluyor. Bakın göstereyim. Evet gördüğünüz gibi görünürlü aktif kameramız bunu takip edecek. Ve temas küpümüz bu da arkadaşlar bunu da görünürünü aktif edeyim. Çocuğun ön kısmında olan bir küp oluyor. Bu da arkadaşlar eğer mıknatısı alırsak altınlar bunun üzerine yani hedef olarak bu küpü belirleyecekler ve bunun üzerine doğru hareket edecekler. Dolayısıyla çocuğa da çarpmış olacak aynı zamanda. Buna haricinde arkadaşlar yol 1 ve yol 2 adında iki tane nesnemiz var. Bunu şu şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle sisi iptal edeyim. Evet iki tane yolumuz var arkadaşlar. Yol bir, şu şekilde göstereyim. İki parçadan oluşuyor şu şekilde. Her birinin içinde ağaçlar var, mantarlar var ve yol var. İki parçadan oluşuyor. Ben bunları hareket ettirerek yani yeri geldiği zaman bu birinci parçayı bu ikinci parçanın önüne alacağım. Aynı şekilde ikinci parçayı tekrar birinci parçanın önüne alacağım. Bu sayede sanki sonsuz bir şekilde koşuyormuş gibi sürekli arka plan oluşturulacaktır bu sayede. Bu yol birimizin içerisinde arkadaşlar bakın son bir adında görünürlüğü kapalı bir tane duvarımız var. Bakın burada beyaz renkli aktif ettim şu an. Çocuk buna çarptığında arkadaşlar ben diğer e, yolumuzu onun önüne alacağım. Aynı şekilde yol 2'de de bu var. Bakın bu duvar var. Evet buraya çarptığımızda da arkadaşlar bu birinci yolu bu ikinci yolun önüne alacağım. Bu sayede sürekli birbirini kovalayacak gibi olacak bu yollar. Sürekli oluşturulacaktır. Ve bunların ismine dikkat edin unutmayın. büyük harflerle son alt tire 1. Yolda da arkadaşlar yol 2'de de son alt 2 var. Bu isimlerinden hareketle ben işlem yapacağım. Bunlara herhangi bir tak atamadım. Her birinde yol var arkadaşlar. Görüyorsunuz bu bir plane arkadaşlar. Üzerine bu grafik giydirilmiş bir plane bu. Her birinde var. Her birinde çimenler var. Her birinde bakın gördüğünüz gibi mantarlar var. Ve her birinde de ağaçlar var görüyorsunuz. Ve bir tanesinde de arkadaşlar kanvasımız var. Bu kanvas arkadaşlar içerisinde kanalımızın simgesi bulunuyor. Gülen yüz görüyorsunuz yolda bir tane yolumuzun içerisinde bu da var. Yol 2'de de aynı durum var arkadaşlar. Sadece burada kanvas yok. Yani tek bir tanesinde bu gülen yüz ifadesi var. Diğerinde yok. Sadece burada dikkat etmeniz gereken bu gizli yani görünmeyen duvarlar. Bunlara temas ettiğimizde biz bu yolların yerini değiştireceğiz. Dolayısıyla sonsuz bir koşu yolu oluşturacağız. Mantığı bu şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar. Klon oluştur şeklinde boş bir nesnemiz var. Bunun içerisinde klon oluştur script dosyamız var. Bu arkadaşlar altınımız, jip yani arabamız, taşımız, kütüğümüz, mıknatısımız bunların oluşturulmasını yani instantin edilmesini kontrol eden nesnemiz oluyor. Kanvasımız var arkadaşlar. Bu ekranın sağ üst tarafında gördüğünüz skorumuzu gösteren puan txt dosyamız ve topladığımız altın miktarını gösteren toplanan altın txt dosyamızı içerisinde barındırıyor. Bunun haricinde bakın set aktifi false olan bir tane bu engellere çarptığımızda yani kütük, taş ya da arabaya çarptığımızda ekranda göstereceğimiz bir tane panelimiz var. Bitti panelimiz. Evet'e tıkladığımızda oyun tekrardan başlayacak. Hayır da tıkladığımızda da oyundan çıkacağız. Aynı zamanda bu, bu bitti panelin içerisinde bakın bir tane bitti panel isimliğinde de script dosyamız var. Bu script dosyamızın içerisinde arkadaşlar ben bu butonlara basılması durumunda neler olacak neler bunları gösteren iki tane fonksiyonumuz tanımlı. Koşma sesi adına bir tane boş nesnemiz var. Bu arkadaşlar içerisinde koşma sesi yani o ayak sesi koştuğu zaman çıkacak olan ses var. Oyun başlar başlamaz çalışacağı için play on awake kısmı işaretli ve sürekli döngü halinde de çalışmasını istediğim için loopta e, işaretli. Ve audio clip kısmında da arkadaşlar koşma, koşma sesimi sürükledim bıraktım. Aynı zamanda arkadaşlar çocuk nesnemizin içerisine bakın. Animasyonu var çocuğumuzun iki tane. Bu animasyonlar arkadaşlar hemen gösterelim. Bir tane koşma animasyonu bu varsayılan animasyon yani sürekli koşacaktır. Zıplama durumunda da arkadaşlar bakın burada animasyonumuzun zıpla isminde bu ismi unutmayın zıpla isminde bir tane değişkeni var. Bu true olduğunda bakın true olduğunda zıplama olayına geçecek ve bu diğer yollarda da bakın herhangi bir değer yok zıplamaya dair şu zıpla değerine dair yani otomatik olarak buraya geçiş yapacak bunu tamamladıktan sonra bir diğer animasyon çalışacak bu animasyonda arkadaşlar zıpladıktan sonra belli bir yüksekliğe eriştikten sonra tekrar aşağıya düşerken ki o hareket oluyor buna geldikten sonra da tekrar koşma animasyonuna gelecek tabi bu arada yani bu koşma animasyonuna tekrar gelene kadar ben bu zıpla değerini false yapacağım ki, ki sürekli zıplamasın oyuncu script dosyamız var bu çocuğun kontrol eden script dosyamız var. Fiziğimiz var, rigid body'miz var. Çocuğun kütle değerini yani mass değerini 80 olarak ayarladım. Yer çekimi var dedim. Çocuğun açısı değişmeyeceği için X, Y ve Z değerlerini kapattım. Box Collider var arkadaşlar. Is Trigger özellikli değil bakın. Dikkat edin. Çünkü çocukla yolu sürekli katı bir şekilde çarpıştıracağım için yani birbirlerinin içinden geçmeyecekleri için istirgarı ben aktif yapmadım. Nitekim altının içinden vesaire geçeceği için onlar da mesela altında istirgar işaretlidir. Onları göstereceğim birazdan. Ve audio source ses dosyası ekledim ki arkadaşlar altına temas ettiğinde e, ses çıkarabilelim. Play one shoot koduyla. Bunun haricinde arkadaşlar prefab olarak bakın altınımız var. Bu şekilde. Bakın istirgarı işaretli ve altın script dosyası ekli arkadaşlar. Bunu kontrol edeceğimiz script dosyamız oluyor. Bunun haricinde altın efekti prefabımız var. Bakın altına temas ettiğimizde bu şekilde bir efekt gösterecek bize. Bunu particle efektle oluşturdum ben. Jeep'imiz yani arabamız var arkadaşlar. Bunun içerisinde arabaya kontrol eden kod dosyamız var. Ve istirgarı özellikle bir tane box kalederi var. Kütüğümüz var arkadaşlar. Bu kütük temas ettiğimizde yani temas etmemiz gereken bir kütük. O da istirgarı özellikle oluyor. Mıknatısımız var. Bu mıknatısın da arkadaşlar e, bir tane animasyonu var. Bu da olduğu yerde dönen animasyon arkadaşlar. 360 derece dönen bir animasyon. Taşımız var. Bu da aynen kütük gibi arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Buna da temas etmeyeceğiz. Ve toz efektimiz. Bu da koşarken ki ayağımıza çıkacak ve arabanın lastiklerine çıkacak toz efekti arkadaşlar. Bu da bildiğiniz particle efekt. Şimdi kodlama aşamasına geçelim. Kamera kodumuz arkadaşlar çocuğun başındaki takip edilen küpü takip edeceğimiz için bu değişkeni belirledim. Ve şimdiki pozisyonu eşittir dedim. Yani kameramızın pozisyonu eşittir. Yumuşak bir şekilde hareket eden kodu yazdım. Şimdiki pozisyonundan transform position takip edilen küpün pozisyona doğru hareket etmesini söyledim. Zamana bağlı olarak ve üçer birimlik adımlarla diyelim takip etmesini söyledim. Basit bir kod gördüğünüz üzere. Oyuncu kod dosyamız arkadaşlar çocuğun animasyonu zıpladığımız zaman değiştireceğim için animator türünde animasyon ismine değişken belirledim. Toz efektimizi zıpladığımız zaman kapatacağımız için bu değişkeni belirledim. Altına temas ettiğimizde efekt göstereceğimiz için altın efektini belirledim. Yolun üzerindeki engellere çarptığımız durumunda panel göstereceğim arkadaşlar. Bunun için bitti panel kodunu, bitti panel değişkenini gösterdim. Ekrana puanı ve toplanan altın miktarını göstereceğim için bu değişkenleri belirledim. Yol 1 ve yol 2'nin arkadaşlar o gördüğünüz büyük duvarlara, büyük harflerle son bir son 2 hatırlarsanız. Onlara temas ettiğimiz zaman yerlerini değiştireceğim için transform türünde ikisinin değişkenini belirledim. Çocuğu güçle, velocity ile yukarı doğru zıplatacağım. O yüzden rigid body'sini ekledim arkadaşlar. Çocuğun sağa sola hareket edeceği için sağ isminde bir tane değişken belirledim ve varsayılan olarak true değerini belirledim. Yani çocuk yolun sağ ya da soldan hareket edecek. Yani iki tane hareket yönü olacak. Puanımız ve toplanan altınımız 0. Mıknatıs alındı değerimiz false arkadaşlar. Bu niteki mıknatısı aldığımızda true olacak ve dışarıdan erişilebilir nitelikte arkadaşlar olacak. Ve ses dosyalarımızı ekledim. Öncelikle çarpışmaları anlatayım. Eğer çarptığımız nesnenin ismi bakın. Takıyla değil de ismiyle ben işlem yapacağım. İsmi son bir ise o zaman arkadaşlar yol 2'nin pozisyonu dedik arkadaşlar. X düzleminde ve Y düzleminde yol 1 ile aynı olacak. Z düzleminde de arkadaşlar yol 1'in 16 fazlası olacak. Aynı şekilde son 2'ye çarptığında da bu sefer tam tersi. Yol 1'in pozisyonu arkadaşlar yol 2'nin Z pozisyonu 16 birim ötesinde olacak. Neden 16 birim? Şu yüzden arkadaşlar. Bakın yol 1'in Z değeri 0. Yani şu birinci parçanın 0, ikinci parçanın Z değeri 16. Yani 16 birimlik fark var. Dolayısıyla sürekli Z pozisyonuna 16 birim ekleyerek yeri gelince bunu bunun önüne ekleyeceğim. Sonra bunu bunun önüne ekleyeceğim. Dolayısıyla sürekli bir yolda gidiyormuş gibi hissiyat uyandıracak. Eğer çarptığımız nesnenin tagı bu sefer arkadaşlar engel ise. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bakın jipimizin tagı engel arkadaşlar. Taşımızın tagı engel ve kütüğümüzün takı da engel. Dolayısıyla bu üçünden birine çarpması durumunda arkadaşlar. Bitti paneli göstereceğim. Set aktif true yaparak ve zamanı da durduruyorum arkadaşlar. Time time scale diyerek 0 0 yaparak zamanı durduruyorum. Yani oyunu durduruyorum ki bu bitti panelin üzerinde işlem yapabilelim. Eğer çarptığımız nesnenin tagı altın ise nitekim o altın nesnemizin tagını da ben arkadaşlar altın olarak atadım. Ee, sesi çaldım arkadaşlar altın temas sesini altın efektini oluşturdum. O sarı efekti oluşturdum. Ve yarım saniye sonrası, sonra da o efektin silinmesini belirttim. Ve temas ettiğimiz altının da silinmesini belirttim ki iki kez temas etmeyelim arkadaşlar. Toplanan altın değerimizi bir oranınca artırdım ve puanımızı da 5 birim artırdım arkadaşlar. Bunları da tekst dosyalarımızda gördüğünüz üzere gösterdim. Eğer mıknatısa temas edersek arkadaşlar game obje türünde ve array özellikle tüm mıknatıslar isimli değişken oluşturup bakın find game objects with tag mıknatıs diyerek o anki sahnedeki tüm mıknatıslar arkadaşlar bu bir tanesi bir tane atayacaktı. iki tanesi iki tane üç tanesi üç tane. Yani tüm mıknatısları bu değişkenin içerisine atadım. Ve for each döngüsü arkadaşlar hepsini sildim. Bunu şu yüzden yaptım arkadaşlar. Aynı anda bazen iki tane mıknatıs oluşturulabiliyor. Ben bunu engellemek için yani tek bir tane bir seferde bir kez mıknatıs alması için arkadaşlar bunu oluşturdum. Yani bir tane aldığı zaman hepsini silecektir bu sayede. Ve mıknatıs alındı değişkenimizi true yaptım yukarıda oluşturduğumuz. Ve e, invo fonksiyonu arkadaşlar 10 saniye sonra mıknatısı resetle fonksiyonu çalıştırdım. Mıknatısı resetle fonksiyonu da arkadaşlar burada true yaptığımız değişkeni tekrar eski hane hane getiriyor. Ne zaman? 10 saniye. Yani 10 saniye boyunca bu mıknatısın etkisi sürecektir. Altınlar sürekli bizim üzerimize gelecektir arkadaşlar. İki tane de çarpışmamız var ayrıca. Özelliği şu. Sert bir çarpışma. Bakın trigger değil. Buradaki trigger'dı. Görüyorsunuz. Buradaki collision yani sert çarpışma. Bu çocukla yol arasındaki çarpışmayı denetlemek için ben bunu kullanıyorum. On collision stay yani çarpışma devam ediyorken ve on collision exit yani çarpışma bittiği zaman anlamına geliyor. Çarpışma devam ediyorken arkadaşlar toz efekti sürekli true olsun. Yani sürekli gösteresin O ayaktan çıkan duman ve koşma ses dosyası da sürekli çalışsın. Dedim ki hem koşma sesini sürekli duyalım hem de tozu görelim. Eğer çarpışmıyorsak bu şu anlama geliyor. Havaya zıplamışızdır. Yani temas etmiyorsak. Toz efektimizi bakın set aktif false diyerek kapattım. Koşma sesimizi de en ablasını false diyerek kapattım. Dolayısıyla ses de çalmayacak. Koşma sesi de çalmayacak. Toz efekti de görünmeyecek Zaten havadaki bir nesneden ayağından toz çıkması ya da koşu, koşma sesi çıkması garip olurdu biliyorsunuz ve update fonksiyonu içerisinde arkadaşlar sürekli çalışması gereken hareket fonksiyonunu tanımladım. Hareket fonksiyonu arkadaşlar bizim klavye ile çocuğu hareket ettireceğimiz kodlar oluyor. Eğer yukarı ok tuşuna basarsak bu zıplama olayı oluyor arkadaşlar. Bakın animasyondaki zıplayı ben çalıştırdım. Hatırlarsanız zıpla isminde bir değişkenimiz vardı animasyon isminde true olduğunda zıplama animasyonuna geçiyordu. Onu true yaptım. Güç uyguladım bakın velocity ile yukarıya doğru. 300 birimlik ve zamana bağlı olarak bir güç uyguladım. Ve yarım saniye sonra da zıplama iptal fonksiyonu çalıştırdım. Zıplama iptal fonksiyonu da arkadaşlar o animasyonun içerisindeki zıpla değerini false yapıyor ki sürekli zıplama animasyonu artık gösterilmesin. Bir sefer gösterilsin. Eğer sağ ok tuşuna basılırsa yukarıdaki sağ değişkenimiz true olacak. Sol ok tuşuna basılırsa sağ değişkenimiz false olacak. Buna göre ben karakterimizi sağa sola e, ışınlayacağım arkadaşlar. Bakın sağ eğer true ise çocuğumuzun pozisyonu vektörü lerp diyerek yani yumuşak hareket ettirerek şimdiki pozisyondan arkadaşlar x pozisyonu bir buçuk olacak dedim. Y ve Z değeri değişmeyecek. Bu zamana bağlı olarak çalışacak. Üçer birimlik adımlarla. Aynı şekilde false ise de eksi 0.2 olarak belirledim. Neden 1.5 ve eksi 0.2? Şu sebeple arkadaşlar çocuğumuzun ben böyle tuttum. Şu an yolun solunda bakın. Eksi 0,4 yaptım. Bakın eksi 0,4. Yani yolun şu tarafında olsun dedim. Evet. Ve 1,5 dedi değil mi? Artı 1,5. Bakın altı bir buçukta bu tarafta olsun dedim. Yani en fazla buraya ve buraya gelecektir. Bu şekilde sağ sol yönünü ben belirledim arkadaşlar. Sebebi bu. Klon oluştur olayına gelelim. Arkadaşlar altını, jipi, taşı, kütüğü ve mıknatısı klonlayacağım için bunların değişkenini belirledim. Bunların ben pozisyonlu yani z değerini ben oyuncunun z değerine göre belirleyeceğim için, tespit edeceğim için oyuncunun transform türündeki değişkeni belirledim. Bu oluşturduğum nesnelere temas etmememiz durumunda belli bir zaman sonra silinmesi lazım. Silinme zamanı olarak da 5 belirledim. Sağ x koordinat ve sol x koordinat. Bu da arkadaşlar yukarıdaki bu nesnelerin doğaca ekranın sağ ya da sol koordinatı oluyor. 1.27 ile eksi nokta 0.4 1.27 ekranın sağ tarafı Eksi 0,4 de ekranın sol tarafı oluyor. Start fonksiyonu içerisine sürekli çalışması gereken nesne klonla adındaki fonksiyonu çalıştırdım. Yarım saniye aralıklarla sürekli çalışmasını belirttim. Nesne klonla fonksiyonu da şu şekilde bu her çalıştığında ilk önce 0'dan 100'e kadar bir değer belirleyecek. Rastgele bir sayı üretecek. Eğer bu sayı arkadaşlar 0 ile 80 arasındaysa altın klonlayacak. Birazdan bu klonla fonksiyonunu anlatacağım. Klonlama fonksiyonu iki değer alıyor. Onu söyleyeyim şimdiden. İlki bakın game obje türünde bir nesne alıyor. Bir de onun yüksekliği yani y koordinatı değerini alıyor. Altını klonlayacağız. Bir yüksekliğince yani yerden yüksekliği bir metre diyelim. Eğer 80 ile 85 arasındaysa kütüğü klonlayacağız. 0, yani zeminde. 85 85'te 90'da taş. 90-95'te jip yani araba. 95'te yüzde de arkadaşlar mıknatısı Klonlayacağım. Tek bir şartı var. ifi var. O da şu arkadaşlar. Oyuncumuzun yani çocuğumuzun içerisinde mıknatıs alındı. E, değişkeni vardı. Hatırlarsanız mıknatısa temas ettiğinde bu true oluyordu. Ve 10 saniye sonra da bir fonksiyon çalışıyordu. False oluyordu. İşte bu eğer false ise yani mıknatıs alınmamışsa bu çalışacak. Yani klonlanacak. Ki o mıknatısın etkisi bittiğinde tekrar klonlanmaya başlasın. Ben bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Şimdi buradaki bu klonla fonksiyon anlatalım. Arkadaşlar iki değişken değer alıyor. İlki arkadaşlar klonlanacak nesneleri kastediyor. İkincisi de bunların yerden yüksekliği. Öncelikle bakın yeni klon eşittir diyerek e, buraya yazılan nesneyi instantin ettim. Yani yükledim. Sonra rastgele 0'dan 100'e kadar tekrar sayı tutturdum. Eğer sayı 50'den küçükse arkadaşlar sağ tarafta ekranın sağ tarafında ve oyuncunun arkadaşlar 20 birim ötesinde z birime göre 20 birim ötesinde oluşturulmasını söyledim. Bakın yani 20 metre yani çocuğun 20 metre ötesinde her zaman oluşturulacaktır ekranın sağ tarafında. Eğer 50'den yüksekse oluşturulan sayı bu sefer bakın sol x koordinat yukarıda belirlediğim sol x koordinat yani ekranın sol tarafında oluşacak. Yine tekrar arkadaşlar çocuğun 20 metre ötesinde olacak. Ve bu ada, bu da arkadaşlar bu oluşturulan klonda biliyorsunuz herhangi bir temas olmasa silinmesi gerekiyor. Silinme zamanı geldiğinde de destroy edilmesini söyledim. Evet, arabamızın içerisinde koda bakalım. Float türünde hız değişkeni belirledim. Değeri 5 arkadaşlar. Z pozisyonundan hız çarpı time delta time yani zamana bağlı olarak 5 birimlik sürekli araba hareket edecektir. Altının içerisinde kod dosyamız. Çocuğun içerisindeki oyuncu script dosyasına erişeceğiz arkadaşlar. Onun içerisindeki biz mıknatıs alındı değişkenine bakmamız gerekiyor. Mıknatısın alınıp alınmadığını ve çocuğun önündeki temas küpünde arkadaşlar pozisyonu belirledim. Start'ın içerisine arkadaşlar değerlerini atadım gördüğünüz gibi. Update'in içerisine arkadaşlar bakın çocuğun içerisindeki mıknatıs alındı değeri yani değişkeni eğer true ise yani mıknatısı almışsa mesafeyi ölçüyorum. Altının mesafesi yani uzaklığıyla çocuğun önündeki küpün mesafesini ölçüyorum. Eğer mesafe ondan küçük veya eşitse yani 10 ve daha azsa altının pozisyonu eşittir. Move towers. Bu move towers arkadaşlar Vektör 3 lerp'in daha kabası diyelim, yumuşak hareket değil de sert hareket yapıyor. Şimdiki pozisyonundan temas küpünün pozisyona doğru 10 birimince zamana bağlı olarak hareket etmesini söyledim. Bunu neden belirledim arkadaşlar? Hatırlarsanız altınlar, kütükler, arabalar vesaire çocuğun 20 birim ötesine oluşturuyorduk. Yani çocuğun pozisyonu artı 20 demiştik. İşte yani onun yarısına kadar gelmişse, 10 olmuşsa artık. Altınlar çocuğun üzerine gelsin ki altın oluşur oluşmaz ta öteden beri çocuğun yanına gelmesin. Bitti panel arkadaşlar biliyorsunuz kütüye taşı arabaya temas edersek çalışacaktı. Eğer evet butonuna tıklarsak bakın zamanı durdurmuştuk biliyorsunuz çarpmamız durumunda. Tekrar zamanı bir yaptık yani normal haline getirdik ee, ve sahneyi tekrardan yükledik arkadaşlar. Yani oyunu tekrardan başladık. Eğer hayır'a tıklarsa da application quit diyerek oyundan çıktık kodlamamız bu şekilde. Arkadaşlar gerekli yerlere ben gerekli değerleri sürükleyip bıraktım. Örneğin kameranın içinde biliyorsunuz takip edilen küp vardı. Çocuğun içerisindeki bakın buradaki takip edilen küpü sürükleyip bıraktım. Çocuğun içerisinde arkadaşlar örneğin çocuğun animasyonuna ulaşacaktı. Bu elemanı sürükleyip bıraktım. Toz efekti arkadaşlar bakın buradaki toz efekti prefabımızı sürükleyip bıraktım. Aynı şekilde diğerlerini de aynı şekilde arkadaşlar sürükleyip bıraktım. Şimdi oyunumuzu çalıştıralım. Evet. Kütükler oluşturuyor, taş oluşturuyor. Kanal simgemizi görüyorsunuz. Evet. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.